Evet abiciğim. Bu yol eski Kars Ardahan yolu. 1880'de Rus işgalinden sonra Rus devleti yapmış. Buna benzer birçok köprü var bu yol üzerinde. Tarihi eser olarak duruyor. Rus zamanından bu tarafa yolun üstünde de giderken görünüyor. Taş döşemeler var. Onun birçoğu kaybolmuş. Zaman zaman onlara rastlamak mümkün. Köprülerde ise su yatakları altını bozarak köprülerin altını oyup yıkım noktasına getiriyor. Bu yol halihazırda 5-6 köyün ulaşımını ve birkaç yaylanın da ulaşımını sağlıyor. Ona rağmen herhangi bir bakım, onarım hiçbir şey yok. Yani Rus nasıl yapmış, bırakmış, gitmişse aynı şekilde duruyor. En kısa zamanda ivedilikle bu yol altı, köprü altları betonla doldurulup bunları korumaya alınması lazım. Daha fazla aşınma olup köprü çökmeden önce buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Burada tarihte de görüldüğü gibi 1913'te bu köprü bitmiş. Yaklaşık olarak bunun devamı ileriki köprülerde biraz daha ileri tarihleri görüyoruz. Burayı bu taşları özel olarak üretmişler. Getirmiş olduğu makinelerle bu taşları Bölge yapmış. taşıyla mı yapmışlar? Bölgeden alınan taşları işleyerek yerleştirmişler. Aynı şekilde bunları farklı şekilde işleyerek de yola döşemişler. O taşlar da halen yolda gözüküyor. Yani Rus zamanından sonra bu yola herhangi bir işlem yapılmamış. Bu göl ve yol her ikili birbirine bağlıyor. Aynı zamanda her ikilinin de ortak alanı. Hem Kars hem Ardahan'ın. Ama ne Ardahan bakıyor, ne Kars bakıyor, ne Karayolları bakıyor. Bunlar bu şekilde yok olup gidiyor. Bilindiği gibi Çıldır Gölü'nün kış turizmi son zamanlarda bayağı popüler oldu. Hem Kars hem Ardahan turist kazanma anlamında kışın çok yoğun bir sirkülasyon yaşıyor. Yaz turizmi için de bu yolun onarılarak yapılması lazım. Aynı zamanda şu karşı yaylalarda gördüğümüz bak karlar halen duruyor. Oralarda kayak pistleri yapılarak kayak turizmine de açılabilir. Yani sadece göle gelip buz tuttuğunda gölün üstünde at kızağıyla gezmenin yerine
gelen misafirlerin birkaç gün burada kayak turizmi de yapabileceği mümkündür. Türkiye'nin önemli coğrafi bölgelerinden birisidir Çadır Gölü. Bakın önümüzde görüyoruz, burası kuşların ve balıkların üreme alanı, yaklaşık 100 dönümden daha büyük. Doğası burada, hem doğa sporları, hem kış sporları, hem yaz turizmi ne kazandırarak ülkeye de katkısı olabilir. Ama maalesef sahipsiz kaldığı için bu şekilde köylülerin imkanıyla. Kaç türde kuş var abi? Burada yaklaşık devamlı yaşayan 50 türde kuş var. Ama göç yeri olduğu için de bu sayı mevsimine göre değişiyor. Aynı zamanda burada 100 dönümün üzerinde bir bataklık alan var. Gölün, Çıldır Gölü'nün meşhur sarı sazan balıklarının da yumurta bıraktığı bir alandır. Üremesini buradan yapıyor. Yine kuşların da yuvaları var. Yaklaşık 50 çeşit kuş burada mevcut yaşamaktadır. Aynı zamanda göç yoludur. Kuşların da göç yoludur. Buraya gelip dinlenerek devam edip gidebiliyorlar.